Hocam sizde refli var mesela. Ben de evet, ben de ılımlı reflü var. Bak görüyor musunuz hocam? Gözlemle ne Bak biliyorum burada şey duruyor, bak Gaviscon duruyor, yani reflümüz var. Ali abi şimdi. işte şimdi sen buradan şunu söyleyebilirsin. Ya Oytun, sende reflü var. Peki reflü neye bağlı olur? Bir, sen ilaç kullanıyor musun? İki, mide fıtığın var mı? Bunları bir sorgulaman lazım. Üç, sen o zaman kimlerde reflü çok olur mesela? Mesela otizmli çocuklarda reflü daha sıktır. Hocam ben de Alerjik reflü çocuk. var ama ya ben bunu 60'ından sonra gördüm. Ha işte şöyle, obezite reflü yapar mı mesela? Kilo alma yapar mı? Yapar. Sigara içme reflü yapar mı? Yapar. Ama Alkol sigara alma reflü kullanmıyorum. yapar mı? Obezite değilim. Bak şimdi. Alkol var o zaman. O zaman Alkol de yok hocam. Sigara da yok. Alkol de kullanmıyorum. Sigara içmiyorum. Kumar oynamıyorum. Gece hayatım ha, yok. tamam. O zaman acaba bir mide fıtığı mı gelişti? O Çünkü yaşlanmayla beraber onun özelliğine mesela mide mide fıtığımın fıtığı olduğunu nereden bileceğim? Şuradan bilemezsiniz ama endoskopiyle bilebilirsiniz. Endoskopi yaptırdım öyle bir şey çıkmadı. Ha, o zaman acaba yediğiniz gıdalar mı bir sıkıntı çıkarıyor? Acaba bir Evet, gıda alerjiniz mi var? gıdalarla ilgili onu biliyorum hocam. Evet, mesela çok mu fast food besleniyorsunuz? Mesela ya da çok mu işte yağlı besleniyorsunuz? Şunu mu yiyorsunuz? Mutlaka bir etken vardır yani. Anladım hocam. Bak yırttım bak sigara yok, alkol yok. Yırtıyorum küt küt diye hemen gidiyor yani. Tamam hocam. Tamam.